Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ET8'de yine mod serüvenine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 1.48 sürümüne bilgisayarım ET8'i güncelledi ve bir video çekmek istedim. Aracımıza arkadaşlar A8, Audi A8 getirdim sizlere. Bolca modifiye seçenekleri mevcut. Jant olsun, cam filmi ayarları olsun, farı karartma, ondan sonra işte dikiz aynasını falan değişme gibi bir ton ayarlar mevcuttu. Şöyle dörtlülerimizi göstereyim, farlarımızı yakalım, önden arkadan göstermiş olalım. Şöyle bir sesi var. Öyle bir yırtıl dediğin ses, pardon da bir ses var. Şöyle farlarımızı kapatalım. Havalı korna tuşuna bastığımız zaman arkadaşlar siren sesi mevcut. Ön tepe lambaları falan değiştirebiliyorsunuz büyük ihtimalle. O yüzden koymuşlar. İç tasarımını şöyle göstereyim. Bu arada arkadaşlar cam filmi uygularken ön cam filmini kesinlikle 25'te falan tutun. Yoksa arka gibi görünmez oluyor. Önünüzü göremiyorsunuz yani. Karanlık oluyor öyle söyleyeyim. Elfemizi bırakalım. 332 km'lik bir yolculuğumuz mevcut. 1.48 olduğu için bazı ayarları kapattım arkadaşlar. Akıllı işte frenleme, acil frenleme sistemi falan gibi bir ton saçma şeyler vardı. Yani bunlar yapıldığı zaman arkadaşlar gerçekten uygulanmıyor. Yani nasıl uygulanmıyor? Adam akıllı çalışmıyor. Sollamaya çıkamıyorsun, acil frenleme yapıyor. Direksiyonu hafif çeviriyorum böyle giderken hemen bir kaydırıyor, yoldan çıkarıyor bizi. Bir sürü kaza yaptım. O yüzden videoyu ikinci kere çekiyorum yani. İstediğim gibi olmadı. Bu videoda bazı ayarlarımız kapalı. Yani olabildiğince sakin. Ki zaten açık kullanacağınızı da düşünmüyorum. Belki acil olarak şeyi kullanırsınız. ABS'yi kullanırsınız. İşte sert frenlerde falan şeyler belki. Mesela görmüş olduğunuz gibi yoldan çıktım. Normalde ben bunu 1.47'de güzel bir şekilde kullanabiliyordum. Yani sakin sürüşü bir şey yapmışlar gibime geliyor. Yani neyi kapatacağımı çözemedim 1.48'de. Bilen varsa yardımcı olsa sevinirim. Modun linki açıklamada mevcut arkadaşlar, indirebilirsiniz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Mod mesela şu anda ikinci video çekişim olduğu için modu çok iyi biliyorum. Gayet güzel. Normal kornası, gidişi falan güzel. Mod seçeneklerine ben çok bayıldım. Yani çok detaylı bir modifiye seçenekleri mevcut. Bir modda olmasa gereken her şey var. Ve bir acil fren sistemi yapıyorum. Bakın ABS'de böyle olmaz diye biliyorum ama müsaade ederseniz ben bir geçeyim. Yolu kaçırdık. Ya yani bu belki işinize yarayabilir. Nasıl işinize yarar bilmiyorum ama ben normalde videodayım diye bunu da açtım. Bu kayma sebebi belki bundandır. Yani sebebini bilmiyorum ama bunun sebebini bilen varsa yorumlarda zaten sevinirim. Bu arada arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyordum. 1.48'de güncellemek istemiyordum aslında ama otomatik güncellemeden dolayı güncellemek zorunda kaldım bugün. Türkiye haritası mevcut değil şu anda. 1.48'de güncellenmediği için. Bazı bir kaç modlarım da aynı şekilde. Ben olmazsa olmaz dediğim modlar olduğu için arkadaşlar hepsinin 1.48'de güncellenmesini bekleyecektim. Maalesef oyun benden erken davrandı. Şöyle gidelim. Biraz dışarıdan göstereyim size. Aynen biraz şöyle sürelim. Yani olabildiğince güzel bir video çıkarmaya çalışıyorum sizlere ki uzun zamandır video çekmemiştim. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. 1000 aboneye destek olmak amacıyla. Şu anda 890 var. Kimse çıkmadıysa en son baktığımda öyleydi. Yani destek olsanız 1000 aboneye sevinirim. Şöyle yapalım. Ben Audi'yi çok severim. Konforu, gidişi, hızı, performansı falan çok güzel olur ki bunlar bu araçta onlardan biri. Nasıl diyeyim? Modda en sevdiğim arkadaşlar şu özelliğine bayılıyorum. Seçeneğin çok olması, modifiye seçenekleri çok fazla olması beni benden alıyor. Yani cam filminde %25'lik işte hafif karartma, onun bir üstünü, daha koyusu, daha açığı da seçeneğin olması muhteşem bir şey. 14 tane ve 16 tane jant seçeneği var. İstediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz.
Ondan sonra başka ne vardı? İşte aynanızın rengini değiştirebiliyorsunuz. İçine başka bir şey yapabiliyor musunuz bilmiyorum. Dışında işte güzel renkler mevcut. Ya cam filmi olayı olsun. Polis aracı olarak kullanımı olsun. Panjurun işte rengini ayarlama olsun. Yani küçük detaylarla güzel bir yapmışlar. Kim yaptı bilmiyorum ama yapanların eline sağlık. Güzel tasarlamışlar. Ben de 1.48'i şu anda sizlerle bugün oynamıştım. Yani bugün tarihi Pazartesi 7 Ağustos. Siz bunu büyük ihtimalle 8 Ağustos'u akşamı izlersiniz 6.15'te. Mesela biraz hızlanalım. 200'ü gördük. Fenerbahçe yapıyorum. Ani fren yapıyorum. Gayet iyi bak. Mesela yoldan çıkmadım. Sinyalimizi verelim. Sinyal belki göstergede gösterilebilirdi ki o gösterilmiyor olması bir tık beni rahatsız eden detaylardan biri ama beğenen de illaki vardır. Şöyle sakin sakin gidelim. Yani bu, mesela böyle yapmaması lazım benim bildiğim yani Audi gibi bir araç niye böyle yapıyor bilmiyorum artık ayardan mı moddan mı ya da sevinirim yani yorumlara yani hemen bir kayma sesi geliyor yani lastiklerimiz artık şey mi oluyor ne oluyorsa mesela arkamız boşken bir daha yapalım. Yani böyle bir şey mevcut. Yolda tutamıyorsunuz aracı. Bu arada el yapımı Jason setiyle oynuyorum şu anda yine. Olmazsa olmazlarımız. Mahsun'a çünkü zevk alamamaya başlamıştık. Yine Mahsun'a yaptığımız bir şey. Kurslarımız da mevcut bu arada arkadaşlar. TikTok hesabımda izlerseniz yani takip ederseniz sevinirim. Orada da böyle kısa videolar paylaşıyorum. ETS ile ilgili. Evet, bu arada yolu kaçırdığımız için birazcık şey yaptık ya. Şöyle devam edelim. Yani kısa mesafe seçtim. Hani video uzun olmasını istemiyorum. Bir de 1.48'i tam anlamıyla ne olup ne bittiğini öğrenmem lazım. Yani TCS dedi işte kalkış aynı işte patina çekme falan olayı mı varmış herhalde. O bir ton bir şeyler geldiydi. Ya bir ton dedim hani iki tane seçenek geldi zaten. ABS ile şeye getirdiler de. ESP'ye getirdiler herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Çok detaylı bir şekilde şey yapmadım. Şey böyle olmaması lazım yani bu aracın yola yapışması lazım. Ben mesela korkudan şu anda video çekiyorum diye hız yapamıyorum. Mesela hız yapalım. O şu an önümüz boşken mesela. Son hızında belki görürüz. Bakalım ne olacak. Kaydızan araba. Daha hafif çeviriyorum araba hemen kayıyor. Şu anda 260'ı yani görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar normal şimdi diyeceksiniz ki sen bunu zaten normalde yapamazsın. Ben 1.47'de ki sürüş tarzımla bunu arabayla yapamıyor olmama rağmen yani şu anki 1.48'de arabayla yapamadığım şeyi ben 1.47'de tırla yapıyordum. Arkada Dorse ile beraber. Aralardan falan gayet güzel şekilde geçiyordum. Ha, çarpıyordum mesela şöyle yaptığım zaman bir sorun olmaması lazımdı. Bunu bilerek yanlışlıkla sürttüm. Yani böyle kayması ufak bir şişirmede bile yani şey olması insan bir anlatamıyorum hani sinirleniyorum. Mesela ABS'de benim bildiğim olduğun şeritte kalırsın. Direksiyonu tutarsınız ve herhangi bir şey olmaz. Bağçık bağçık arabayı durdurur. Mesela şöyle olması lazım. 140. Böyle aynı şeritte kalması lazım. Kalmıyor maalesef. Hatta biraz daha basalım ondan sonra şey yapalım. Birkaç testimizi yapalım yine. Bir tık videoyu uzatacağız ama yapacak bir şey yok. Birkaç bir şey demek istiyorum. Mesela şu önümüzdeki aracı görmedim, bastım freni. Ya, şimdi mesela bu araba bana
vurmaması lazım. Ben Jason yolda şaşırmaması lazım. Ve mesela adama durduk yere fazla şey oldu. Böyle gidelim. Tam da testin ortasında böyle bir şey denk gelmesi güzel oldu yani. Mesela geldim. 50'ye kadar düştüm. Direksiyonumu çeviriyorum. Yaptığım şey bu. Bak, kayma sesi zaten size geliyordur büyük ihtimalle. Bunu yapmaması lazım diye düşünüyorum ki büyük ihtimalle şeyden de testini yapalım, hatta kapatalım onu. Şimdi şöyle oynayıştan bu arada size göstermiş olayım. Şöyle aşağıdaydı herhalde. Ya şurası. Şimdi burası, ben bunu devre dışı bırakmışım. Acil frenleme sistemi mesela devre dışı bıraktım. Sadece ABS açık. İşte kilitlemeli. Bunu mesela kapattım. Bakalım ne olacak. Ki başka bir şey gelmemiş yani yenilik olarak şeyde. Mesela yine yapıyor. O sesin gelmemesi lazım. Ya yani ben bu şekilde 1.48'de mümkün değil. Oynamam büyük ihtimalle 1.47'ye çekerim. Bir daha şey yapacağım. Mesela böyle bir frenleme yok. Normal bir şekilde frene bastım arkadaşlar. Yani kayacak bir durum değil. ABS zaten devre dışı şu anda. Yani ben çözemedim arkadaşlar. Bunu böyle olmaması için ne gerekiyor bilmiyorum ama bilen biri destek olsa sevinirim. Yani şimdi mesela ABS'yi falan kapattım. Normal fren yapacağım. 180'de. Arkadaşlar ABS yokken bile daha iyiydi yani. Şey ABS açıkken olması gereken kapalıken oluyor. Mesela şimdi şeye çok merak ettim. Dışarıdan nasıl duracak şeyi. Lastikler, arka lastikler. LTS'nin bazı muzurlukları diyelim. Çok mesela bunu getireceğin zaman adam akıllı bir şey yapması lazım diye düşünüyorum. Ki aletin artık motor, oyun motorunda değişmesi lazım diye düşünüyorum. Birazcık gerçeklere yönelmeleri lazım diye düşünüyorum. Artık bir oyuna renk gelsin istiyorum. Yani istiyorum derken oyuncuların bir çoğunluğu böyle istiyordur diye düşünüyorum. Tabii fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Ama ben mesela şundan asla zevk almam ki ben bunu bu şekilde sürmem. Araçta böyle ise tırda düşünemiyorum bile. Ben 1.47'yi şu anda bile özledim ya. Böyle bir kayma şeyi yok yani. Normal fren yapıyorum. Ki bunu master oynayan insanlar için çok büyük bir sıkıntı bu yani. Direksiyon seti olanlar için belki güzel bir şey olabilir ama. Şöyle ışığı beklemedim. Aa, neyse arkadaşlar ya böyle bir hem uzun bir video çek uzun zamandır video çekmemiştim. Video çekmek istedim. Mesela ışık geldi. Normal frene basıyorum. Lan niye kaydediyorsun mesela yani? Niye? Sebebi neydi? Bana bunun bir açıklamasını yapması lazım. ETS2'de. Ama bu arada modu çok beğendim arkadaşlar. Bunu kesinlikle deneyin. Mesela kalkışta arka patında çekecek mi? Sonuçta o özelliği kapattım ben. Bu arada bu adam da bana yol vereydi iyiydi. Direkt geldi vurdu bana. Arkadaş şu özellik yüzünden video çekeceğim diye ben ter içinde kaldım ya. Mesela bana bu seçenek olarak şöyle sunması lazım. Normal drift atmak istediğim zaman bana bu sunulabilir. Ben bu arada şuraya bırakayım. Arkadaşlar bugünlük videomuz böyle olsun. Kısa olsun. Ve size karşı hani bir hemen video atmak istediğim için böyle video çektim. Bu bazı yaşadığım sorunlarla ilgili arkadaşlar bir çözüm olan varsa yorumlarda belirtirse sevinirim. Hangi ayarı kapatmam gerekiyor? Hani çünkü 1.48'i şu anda ilk defa sizlerle video içerisinde gördüm, özelliklerini işte beğenmediğim yönlerini söyledim ki birçoğunu beğenmedim. Yapılan onun dışında zaten sadece ayarların şeye gelmiş. Ki bunda zaten getirmemeleri bugüne kadar çok saçmaydı. Şuradan. Ya işte şey sayılar gelmiş işte hassasiyet olsun. Ki bunlar mesela çok önceden gelmesi gereken şeylerdi ama
bir türlü getirmedi de işte şunlar 90 da şimdi şey olmaz tamam. Mesela buradaki şu vardı zaten onun dışındakilerin hiçbiri yoktu. Şimdi bunların hepsi şey görmüş olduğunuz gibi bunlar getirmiş. Onun dışında hiçbir şey yok. Dediğim gibi bugünlük videomuz bu kadardı. Modun linki açıklamada mevcut. Bu tarz videolar için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.